Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hürmetli televizor görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamayız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertibde bulunan haberlerine huzuruna sunuşturacağımız kınamışlıklar ekranımızı bulsun. Xitayning Guangdong ülkesi tarixdagi en iğir kelkun apitiga duch geldi. Xitayning bir kısım ülkeleri yaqinqi kunlarda qattiq yağmur sababidan tarixda az görüldigan kelkunga duch kelgan bo'lib, unumlik mudafialanishga amalsiz qolgan. Xitay Suvchilik Ministerligining bildirishicha, 6-oyning o'ttirlaridan oxirgacha Juyang vodisidagi Shiyang daryosining o'ttir va tovan iqindagi asosliq iqinlar Hunan'daki Xianjiang Deryası, Jiangxi'deki Shioushui ve Zhejiang'daki Chantang Deryası, Fujian'daki Jiangxi Deryası qatarlıq 99 deryada kelkün agahlandırış derecesinden eşip ketken. 22 iyun saat 14'te Guangdong'un Yingde şehirde su orni 35,97 metreye yetip yuqur pelliğe çıkkan. Bu 1915 yıldan buyan şu rayonda yüz bergen en iğir kelkün hesaplandıken. Növbette derya etrafındaki öyler bütünlüğü su astıda kalgan bulup, Guangdong ülkesindeki Yingde şehrinin abidesi bolgan Wenfeng Munarı'la yalğız suda görünüp durgan. Tabii abetler tiz süratte yüz berip ciddi iğirlaşkan bulup, keltürgen zihni ve kişilerge körsetken təsirini mülkerleş qiyin iken. Ondan başka Xitayning bir kısım cayları yukarı temperaturuğu düş kelgen bulup, Amerika avazının bu vaxtiki haberde qayt qılınışça, Xitayda uda neçik gün davamlaşkan yukarı temperaturluq hava nurgun caylarda elektr torunun yükünü yeni yukarı pellege götürgen. Hava tanışıgıç köplep işiltilgenlikten tok demirleşke besin payda kılgan. Aldınqı hafta Xitayning şimali ve o'ttir kısmideki bazı rayonlarda temperaturu 40 selsiya gradusdan eşip ketken. Xitay elektr toru şirketining sallıq məlumatlarda görüstülüşçe aldınqı haftanın ahırda Shandong, Henan, Shanxi qatarlıq caylarda elektr yuki tarixdagi eng yuqori saviyaga kelgan. Xitoy Klimat markazi e'lon qilgan sonliq ma'lumotga asoslanganda, may oyining 5-dan bu oyning 30-larigacha Fujian, Guangdong va Guangxida o'ttirchi ho'l yig'in miqdori 621 mm ga yetgan bo'lib, 1961-yildan buyongi o'xshash mazgildagiga solishtirganda eng yuqori saviyaga yetgan. Tordaki sin görünüşlerinden ma'lum bo'lishicha, Shaoguan, Guangdong, Jianu, Fujian, Yangshu, Guangxi qatorliq joylardagi kelkunda ko'chalarni suv bosgan. Bir qism Xitoylar kelkunning qo'rshavida qolgan. Yer yuzi tovan rayonlarda yashaydigan aholilardan egiz rayonlarga vaqtliq ko'chish talab qilingan. Xitoyning Taylanddagi Uyg'urlarni qaytirib ketishga urinayotganligi oshkoralandi. Xitoy rejimining yaqinqi mazgillarda Taylandga Uyg'urlarni qaytirib ketishga urinayotganligi oshkorlangan bo'lib, kishilik huquq tashkilotlari Tayland doiralarini 8 yildan beri Taylandda tutib turilayotgan 50 nechta Uyg'urni Xitoyga qaytirib bermaslikka chaqirdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, navbatda 50 dan ortiq Uyg'ur Tayland ko'chmanlar idorasining tutib turish o'rinlarida turayotgan bo'lib, ularning ko'pinchisi 2014-yildan beri Taylandda tutib turilmoqda ekan. Tayland'daki Xalq huquqi fondi başçılıqidagi 10-chi kishilik huquq tashkiloti 15-iyun Tayland parlamentining Tuvan palatasiga murojaatnoma sunib, parlamentdan tutqun qilingan Uyg'urlarni Xitoyga qaytirishdan saqlanish uchun zarur tadbir qo'llanishni talab qilgan. Mazkur fondning raisi bu vaqt to'xtalib, oldi bilan qiladigan ish tutib turilayotgan Uyg'urlarning Tayland'dagi bexatarligiga kafolatlik qilish. Ular cho'qim Xitoyga qaytirilmasligi kerak. Bu bizning parlamentga yo'llagan eng muhim uchurimiz degan. Uning aytishicha, kishilik huquq tashkilotlari bulturning oxirida Tayland hukumati ichidagi Uyg'urlarga maxfiy hissashlik qildigan bir amallardan Xitoyning mazkur Uyg'urlarni elib ketish uchun kuchashga boshlagan bo'lishi mumkinligidan xabar topgan va bu haqda harakatga o'tgan. Xitoy Tashqi ishlar ministerligi va Xitoyning Bangkokdagi bosh elchixonasi navbatda Amerika ovozining bu haqdagi savoliga javob bermagan. Xalqaro kishilik huquqni ko'zitish tashkilotining Taylanddagi oliy tadqiqotchisi Sunay Fasuk kishilik huquqni ko'zitish tashkiloti ko'p yillardan buyon Xitoy doiralarining Uyg'urlarga qaratgan iyg'ir kishilik huquq dafsandichiligini isbotlaydigan nurg'un dalil to'pladi degan va Xitoy doiralarining Sharq Turkistonni zo'r ko'lamlik tutqun lageriga aylantirganligini ta'kidlagan. U yana 2015-yildagi voqealarning qayta yuz berishidan ansiraydiganligini, Tayland hukumatining ilgiriki ishlarini qayta takrorlamaydiganligi to'g'risida aniq kafolat bermaganligini, şuna Taylandda tutup duruluvatkan Uygurlarının yanılı xatar içinde işgallikini bildirgen. Mezkur kişilik hukuk teşkilatlarının müracaatnamesini 15. iyon öktikilerden bulgan parlament azası Rangsiman Romi Tüven Palata'nın Taşqi İşlar Komiteti'ne vakaleten qabul qılğan. O özünün komitetdeki orni ve parlament azası buluş süpütü bilen hükümetke besim işiltip, Uygurlarını qutquzuş planı tüzüp çıkıp, onlarının Xitayga qaytırılmaslıqıga kapalatli qılıdğanlıqını bildirgen. Rangsiman Romi muhbirge yana men küçülük halda şunda qarayman ki, eğer Tayland hükümeti Uygurlarını Xitayga ötküzüp berse, bu onlarını ölümge tutup bergenimiz bilen oxşaş degen. Tayland Köçmenler İdarisi bu vaqtda Tayland hükümetinin Uygurlarını başqa jayga qaytırış planı yok. Bu xil qararını başqa hükümet tarmaqlari asaslıqi Dövlət Bexatarlık Kengashi ve Taşqi İşlar Ministerliği çıqırıdı degen. Taylandning Dövlət Xavfsizlik Kengashi Amerikanın bu məsələyə inkas qaytırış haqqidagi talabiga cevap qaytırmağan. Tayland Taşqi İşlar Ministerliğinin bayanatçısı bolsa, Uygurlar üçün əməli həll qilish çarəsi tepilğanga qadar Tayland hükümeti bu Uygurlarning halidan xabar alıdı degen. Tayland hükümeti 2015 yılı 7. ayda köpüncisi ayollar ve ballar bulup 173 Uygur'nu Türkiye'ye yolga salgan bulup, bir haftadan keyin 109 Uygur'nu Xitayga ötküzüp bergen idi. Bu mesele Tayland'ın içi sırtida küçülük ayıplash dolqunini qo'zg'agan idi. Aynı vaqtda Türkiye'deki g'azablangan Uygurlar Tayland konsulxonasiga besip kirip, derizalarini çekip, Tayland bayrog'ini yirtip, qattiq naraziliqini bildirgan idi. Tayland dairleri şu vaqt yana 50 Uygur'nun Tayland'da tutup duruluvatqanligini ve Tayland hükümetinin tekşürüşini saqlavatqanligini aytgan idi. Ma'lum bo'lishicha, Tayland hükümeti ve tutup duruş merkezlerdeki mənbələrge asaslanganda, növbette Tayland'da tutup duruluvatqan Uygurlarning soni taxminan 56 ekan. Xitoyning xalqaradagi obrazi bargan siri nacharlashdi. Eng yangi xalqaralik raysnash natijasida ma'lum bo'lishicha, taraqqiy topgan davlatlardagi fuqarolarning Xitoyga salbiy qarashi barg'ansiri kuchayayotgan bo'lib, Amerika, Germaniya va Koreya xalqining ichida Xitoyni tanqid qilganlar eng ko'p bo'lgan. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerikadagi Pew tadqiqot markazi 29-iyun taraqqiy topgan 19 davlatdagi fuqarolarning Xitoyga bo'lgan qarashi haqidagi raysnash natijasini e'lon qilgan. Tekşürüş nəticəsində görürsüzcə təxminən 68% kişi Xitayğa səlbi qarışdı bolğan. 79% kişi Xitayının kişilik hüquq vəziyyəti naçar deyə qarğan. Xitayının hərbi gücüdən əndişə qılıdığanlar 72%-ni egilgan. Raysnash nəticəsinə əsaslanğanda məzkur dövlətlərdəki fuqaralarının Xitayının hərbi hərəkəti, iqtisadi gücü və kişilik hüquq vəziyyətinə bolğan əndişəsi barğansırı küçəyətən olub, Xitay virusu mu ularının salbiy qarışını küçeytken amillarning biri bulup kalgan. Yaponiya, Avustraliya, Shvetsiya, Amerika, Koreya qatarlıq dövlətlərdəki Xitayğa salbiy qaraydigan kişilərinin nisbeti 80%-dən eşib ketgan. Raysnashqa tanlanğan 19 tərəqqi tapqan dövlətinin içində İsrailiya, Malaysiya və Singapur xalqi Xitayğa nisbətən ijobiy qaraydigan bulup, salbiy qarğanlarning nisbeti yerimdən aşmağan. Undan başqa Belgiyada Xitoyga salbiy qaraydigan fuqarolarning nisbati bulturqiga qaraganda azligan bo'lib, 67% dan 61% ga tushib qolgan. Angliya bosh vaziri Putin buningdan keyin chegarasida NATOni texmo ko'p ko'rdi dedi. Angliya bosh vaziri Boris Johnson Rossiya prezidenti Vladimir Putinning buningdan keyin g'arbiy chegarasida Şimali Atlantik Akti Teşkilatı'nı texmo köp görüdüğanlıqını ta'kidledi. Boris Johnson, İspaniyanın Madrid'de ötküzülgen Şimali Atlantik Akti Teşkilatı başlıqlar yığınığı ketibatqanda bayanat e'lan qılğan. U Rusiya Ukraynağa hücum qılğandan keyin Putinning g'arbiy chegarasida Şimali Atlantik Akti Teşkilatı'nı texmo az görüşni ümid qılğanlıqını tilg'a ilib o'tdi va amma u butunlay xatolashdi. Putin buningdan keyin Şimali Atlantik Akti Teşkilatı'nı texmo köp ko'rishni boshlaydi dedi. Johnson Madrid'dagi Şimali Atlantik Akti Teşkilatı başlıqlar yig'inining nurg'un jihatlardan tarixiy ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlab, Finlandiya va Shvetsiyadan iborat ikki yangi a'zoyimiz bo'ladi. Bu ittifoqimiz uchun cho'ng bir qadam deganlarini bildirdi. Johnson başlıqlar yig'inida Ukrainani texmo bakrak qo'llab-quvvatlashni qaror qiladiganligini hamda Şimali Atlantik Akti Teşkilatı'nın çekindirgüç küçü ve müdafiasını küçeytadiganligini bildirdi. Putin keyniga dajishga boshildi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Shvetsiya bilan Finlandiyaning NATOga a'zo bo'lishidan andisha qilmaydiganligini bildirdi. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde kayıt kılınışça Putin Türkmenistan'ın sahibhanlıqıda paytaxt Ashxobodda açılgan 6. qitimlik Kaspiy dengizi devletlerinin başlıkları yığınıga katnaşkan ve arkadan axbarat e'lon qilish yığını ötküzgen. O NATO'ga a'zo bo'lish üçün namzatlıqı qabul qılınğan Shvetsiya ve Finlandiyaga bolğan qarashlarini bayan qilib, bizning zimin ixtiloflarimiz yoki kelishilmaydigan masalalarimiz yo'q. Shvetsiya bilan Finlandiyaning NATOga a'zo bo'lishidan andisha qilmaymiz degan. Ammo u ikki davlatning NATOga a'zo bo'lishining xatarlik ekanligi to'g'risida ogohlantirib, ilgari ular uchun aytganda hech qanday xatar yo'q edi. Mana endi u yerlarda harbiy qismlar va harbiy ul aslahalar o'rinlashtirilsa, buningga javob berishga va ularning zimillari uchun o'xshash tahdid shakllantirishga majbur bo'lamiz. Bu aniq bo'ladigan ish. Ular buni yaxshi bilishi lazım deganlarini bildirdi. U Ukraina bilan o'ttirida ixtilof paydo bo'lganligini ta'kidlab, Ukraina bilan bo'lgan ish butunlay o'xshamaydi. Shvetsiya bilan Finlandiyada buningga o'xshaydigan masala yo'q. Bu butunlay boshqacha ahvol. Shvetsiya bilan Finlandiya xolisi NATOga qaytilsa bo'ladi degan. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bugün xəbərimiz müşahidə axırlaşdı. Ədiki xəbərimizi görüşkücə sizlərini Cənabi Allah'a təşürümüz. Şuna qılıb proqramı axırda ekran arxısındakı barlıq xizmət təşirəmə köpdün köp rəhmət edimən. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah.